Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve vloguma hoş geldiniz. Vlogları çok seviyorum. Vlog çekmeyi de, vlog editlemeyi de, vloga bakmayı da, vlog geçmiş zamanda bakmayı da çok seviyorum. Çünkü çok güzel anılar bırakıyor bize. Bugünün de anı olarak kalmasını istediğim için çekmeye karar verdim. Aslında bugün birazcık yoğun bir gün. Daha doğrusu bu hafta full çok yoğundum. O yüzden cumartesi günü video paylaşamadım. Videoyu çektim fakat editlemeye zamanım olmadı. Öyle düşünün yani. Ve önümüzdeki hafta da yine aynı süreç devam edecek. Ama şikayet etmiyorum çünkü bu yoğunluğu çok sevmeye başladım. Ama sadece böyle zamanlarımı güzel ayarlayamadım bu hafta, onu öğrendim. Önümüzdeki hafta, yani bu pazartesinden, siz bu videoyu izlediğiniz pazartesinden itibaren o süreci daha iyi yönetmeye çalışacağım. Editlemeleri ve son dakikaları bırakınca yapamıyorum. O yüzden daha öncesinde yapacağım. Neyse. Şimdi bugüne gelelim. Bugün bizim için, daha doğrusu annem için özel olmasını dilediğim günlerden biri. Çünkü ona bir sürprizimiz var. Asla bilmiyor ama kesinlikle öğrense çok seveceği bir sürpriz. Programımız şöyle ki, sabahtan bir pilates dersim var. Pilates dersine gideceğim. Zaten 20 dakikaya çıkmazsam geç kalacağım. Pilates dersine gideceğim. Sonra oradan eve geri geleceğim. Evde ders çalışacağım çünkü planımız akşam. 6'ya kadar falan ders çalışmak gibi bir plan var. Ondan sonra ders çalıştıktan sonra bir yere gideceğiz. İşte asıl sürpriz orada. Şimdi ben hızlıca hazırlanayım, yoksa gerçekten her şey aksayacak. Gidip hazırlanıp çıkıyorum. Pilates de çekmeye çalışacağım ama çekebileceğimi sanmıyorum. Çünkü bir grup dersi ve insanlar buna rahatsız olabilirler. Ama çekmeye çalışacağım. Şimdi spordan çıktım. Pilates'e girdik. Sonra da bir tane aslında kickboks dersi vardı. Ona girmek istiyorduk. Fakat kickboks dersi iptal edildi. O yüzden biraz böyle boşa beklemiş olduk. Şimdi eve dönüyorum ve ders çalışmaya başlayacağım. Ama önce bir yemek. Protein ağırlıklı. O yüzden hadi şimdi eve gidelim. Şu an o kadar acıktım ki. O kadar acıkabilirim yani. Canım hatta çiğ köfte istedi ama dedim ki hayır, çiğ köfte yemek yok. O yüzden eve gidip kendime kocaman bir tavuklu salata yapacağım. Hem protein hem salata. Kötü bir haberim var. Çok çok büyük kötü bir haberim var. Ben evden çıkarken tavuğu çıkartmayı unuttum. Sonra annemi aradım ve dedim ki anne dedim tavuğu çıkarır mısın? Ama halen buz gibi. Şimdi biraz uğraşacağım, bakalım yapabilecek miyim, ama orada o kadar acıktım ki bir tane muz yiyeceğim. Muz yerken de tavuğu kesmeye çalışacağım. Eğer kesebilirsem pişmesini biraz uzun tutarım, o pişer içi de diye düşünüyorum, ama pişmezse de mecbur biraz bekleyeceğim. Kim yemek yedikten sonra telefonla uğraşayım bir 5-10 dakika dedikten sonra o yatağın içinde uyuyakaldı? Kesinlikle tanımıyorum. Kesinlikle. Şakaya bir yana gerçekten uyuyakaldım. Yani telefonla uğraşıyordum en son ve uyumuşum. Bu hafta gerçekten çok yoruldum. Çok yoğun bir haftaydı. Bilmiyorum. Bu kadar yoğun muydu gerçekten, yoksa ben tempoya daha yeni yeni alıştığım için mi bu kadar yoğun gibi geldi? Büyük olasılıkla ben tempoya yeni alıştığım için bu kadar yoğun gibi geldi, ama dolu dolu bir haftaydı. Haftaydı bre. Ama dolu dolu bir haftaydı ve ben çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Böyle dolu haftaları çok seviyorum. Böyle vakit bulamadığım, insanlarla sürekli iletişim halinde olup derslerime gittiğim, gezdiğim haftaları çok seviyorum. O haftalardan biriydi. Bu akşam da bir yere daha gidiyoruz bildiğiniz üzere. Çok fazla bu akşam bir yere gidiyoruz dedim. Şimdi onun için kalkıp hazırlanmam gerekiyor ama bugün ders çalışma işlemi yalan oldu. Yarın full abanacağım desem yeridir.
Büyük olasılıkla bu videoyu bugün bitirmeyeceğim. Yarın da biraz çekeceğim. Ondan sonra size 2 günlük bir vlog çekmiş olacağım. Neredeyse ilk defa falan 2 günlük vlog çekeceğim. Çünkü ben genelde 2 günlük vloga çekemiyorum. Ya bir videoda çok fazla konuşuyorum ya da hiç konuşmuyorum. O da ayrı bir durum. Bilmiyorum. Yani o yüzden bunu 2 günlük bir vlog haline getireceğim. Şimdi hazırlanacağım. Ama hazırlanma aşamalarının %100'ünü göstereceğim mi? Yani çok fazla göstermeyeceğim. Dediğim gibi 2 günlük bir vlog olacağı için bir şeye çok yoğunlaşmak istemiyorum. Şimdi bir şeyler daha atıştırdım. Çünkü akşam dışarıda yemek yemek istemiyorum. Son atıştırmalarımı yaptım. Hemen dişlerimi fırçalayıp hazırlanmaya başlayacağım. Ondan sonra da makyaj yapacağım. Nana, bir insanın makyajını ne kadar değiştiririn? Bence en büyük örneklerinden biriyim. Şimdi çıktık, gidiyoruz. Geldik. Geldik. Bir saatin sonunda. Bana hiç dokunman olmadı. Seni söyle, nasıl sarayım? Geldik fakat gördüğünüz üzere o eski halimden eser yok şimdi diyorum kendime. Çok yoruldum. Bir kere o gürültü birazcık başımı ağrıtıyor. İstemsizce ağrıtmaya başlıyor. O yüzden de şimdi hızlıca üstümü değiştirip makyajımı silip güzel uykunun kollarına kendimi atacağım. Bu hafta gerçekten çok yoruldum. Üstüne üstlük hala sanki tam uykumu alamamışım gibi hissediyorum. Çok gariptir ki. Yani gerçekten uyuyorum ama. Sürekli uyuyorum. Zaten sizinle de daha görüşeceğiz. Yani daha yarınımız var. Yarın sizinle ders çalışacağız. O yüzden şimdilik ben kaçıyorum. Yarın sizinle tekrar görüşmek üzere diyorum. Selamlar. Aslında size günaydın demeyi çok isterdim fakat uyanalı çok oldu. Aslında çok oldu da diyemeyeceğim. Bir 3 saat falan oldu uyanalı. Fakat eve misafir geleceğini öğrendik. Bu yüzden de hızlıca evi bir süpürme ve silme işlemine giriştik. Annem mutfağa girdi çünkü. Sonrasında ise dolabın artık bize yetmediğini ve yeni bir raf mı yaptırsak acaba diye düşündük ki dolabı daha yeni aldık biliyorsunuz. Sonra dedik ki bir sistemini değiştirelim bakalım o zaman ne olacak. Sonra sistemi değiştirince fazla yerimiz kaldı. Meğerse yanlış sistemde dolap kullanıyormuşuz. Şimdi işte dolabı da yerleştirdik, evi süpürdük, sildik. Şimdi derse oturacağız. O yüzden şimdi dedim ki sizinle birlikte derse oturmayı çekmeye başlamam çok mantıklı olacak. Keşke sabahtan çekseydim ama dediğim gibi hızlı halletmeye çalıştık ve hızlı hallettik. Yani 3 saatte kahvaltı, temizlik, dolap düzeni vesaire her şey hallolmuş oldu. Hızlıca bir bugünün planını ayarlayayım. Ondan sonra size neler olduğunu söyleyeyim. Ben şöyle bir periyot uygulayacağım. Hatta bu periyodun bir ismi var. Şu an aşağıya yazdım adını. Bu periyotla devam edeceğim. 25 dakika ders, 5 dakika mola. 20 dakika ders,
25 dakika ders, 5 dakika mola şeklinde hızlı hızlı bitirmeye çalışacağım. Bütün derslerimi ben bununla yaptım bu hafta. Neredeyse 1,5 saatte falan bütün derslerim bitti ve inanın normalde 3 saatimi falan alacak konulardı. Bilmiyorum hızlı odaklanmamı mı sağlıyor, emin değilim. Ve size son bir şey daha söyleyeceğim. Sonrasında gerçekten derslere geçiyorum. O kadar çok çenem düştü ki. Ben bu 25 dakika ders, 5 dakika dinlenme periyodunu bir video haline de getirmek istiyorum. Benimle ders çalışın şeklinde. Böyle bir video görmek ister misiniz? Ya da bu tarz değil de tamamen benimle çalışın versiyonu uzun bir videomu görmek istersiniz? Çünkü genel olarak vize haftalarımın başlarında böyle videolar yapıyorum. Eğer isterseniz vize haftam yaklaştığında böyle bir video çekeceğim sizlere. Bana aşağıya yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum diyorum ve hızlıca iletişim araştırmaları yöntemleri dersinin özetiyle başlıyorum. Tam olmamakla birlikte 1 saat 51 dakika 45 saniyedir ders çalışıyorum. Neden tam değil? Birincisi unuttuğum, bu kaydı dondurduğum zamanlar oldu. İkincisi 5 dakikalık aralarla birlikte yapılmış bir kayıt. Yani aslında totalde 2 saattir, hatta 2 saatten daha fazla uzun bir süredir ders çalışıyorum. Bu kitapta son bir kısmım kaldı ama o son kısmı okuyarak, altlarını çizerek bırakmak istiyorum. Çünkü sınavda çıkacağını hiç düşünmüyorum. Çıkarsa da çok saçma olur yani. O yüzden sadece okuyup böyle kitapta bırakacağım. Sınav döneminde dönüp birkaç kere daha okurum diye düşünüyorum. Bu son sayfa. Şöyle 5 sayfa özet çıkarttım. Bunları kendi defterime geçireceğim. Renkli kalemlerle falan iyice böyle pekişsinler diye. Ondan sonra büyük olasılıkla özetlerimi okurum diye düşünüyorum. Sonrasında ise ne yapacağım bir bakayım. Aynen. Oturarak yaptığım işlemlerim bitecek. Ondan sonra büyük olasılıkla okumalara geçerim. Ama ben bunlara başlarsam misafirler gelebilir. Ama başlamazsam da yarım saatim, belki yarım saatten daha uzun bir süre kayıp olabilir. Şöyle yapayım. Planı şöyle bir değişiklik yapayım. Şimdi bir 10 dakika ara vereyim. 10 dakika biraz bir dinleneyim. 10 dakika aradan sonra ise özetleri okumaya başlayayım. Özetleri bitireyim. Orada misafirler gelirse ki gelirler büyük olasılıkla ama hani o arayı kaybetmemek için o özetleri bitireyim diyorum. Özetleri bitirdikten sonra şu yazılarımı yazmaya geçeyim. Ve sonrasında ise artık burayı tamamen toparlayıp kendimi okumalara vereyim. Yani işte kitapları okumam gereken kitapları okuyayım. Umarım akşama kadar biter ve umarım filmi izleyebilirim. Biliyorum çok kötü bir açıdayız ama maalesef ki şu an o tripodu kurmakla uğraşacak halim yoktu. Misafirlerimiz geldi ve gittiler. Ben derse oturalı çok oldu. Bu arada tüm özetleri okudum. İletişim araştırmaları yöntemlerinin yazılarını yazdım. Bütün haftamın düzenini oluşturdum. Sadece reklam yazılarının el kitabını ve görme biçimlerini okumam kaldı. Bir de film izlemem kaldı. Şimdi birazcık hem mola verip hem de filmi izlemek istiyorum. Ondan sonra da kitap okumak için tekrar döneceğim size. Bir de şunu söylemek istiyorum ki ben videonun başında bu pazartesi yayınlanacak bir video demiştim. Fakat maalesef ki bu çarşamba yayınlanacak bir videoymuş. Onu fark ettim bu listeleri toparlarken. Çünkü pazartesi günü eğer izlemediyseniz benimle hazırlanan videosu yayınladım. Aşağı linkini bırakıyorum. Gerçekten hiç ses çıkartmadan böyle videolar çekmek inanın çok garibime gidiyor. Bu video da gittikçe uzamaya başladı gibi hissediyorum ama dediğim gibi son aşamalarım kaldı. Ondan sonra da bitiriyorum tamamen. Böyle benimle pazar günlerini sevdiyseniz, ders çalışmalı pazarları sevdiyseniz bu tür videolar gelebilir. Çünkü pazarları hep benim en yoğun olduğum ve evde daha çok vakit geçirdiğim günlerden biri oluyor. Şimdi bu Expandmenter'ı yanlış söylemiyorsam onu izleyeceğim. Ondan sonra da karşınıza kitap okumalarla geleceğim. Ama öncesinde şurayı birazcık bir derleyip toplamam gerekiyor. O yüzden şimdilik filmi izleyene kadar görüşürüz diyorum. Filmi izledim. Ondan sonra birazcık da oturdum, kitap okudum. Ve artık yavaştan bu videonun sonuna geliyorum. Çünkü daha fazla çekersem herhalde bir saatlik falan video olacak. Ve ben bir saatlik videoyu nasıl editleyeceğim? Neyse.
Şöyle ki filmi izledim. Filmle ilgili şunu söyleyebilirim ki bu deneyi görmemize gerek var mıydı emin değilim. Sadece hoca izlemek isterseniz dedi. Ben de izledim. Yani sadece görüntü olarak kafamda oturdu her şey. Ama izlemesem bir şey kaybetmezdim. Şimdi ise kitaplarımı okumaya döneceğim ve kitaplarımı okumak istiyorum. Sonrasında ise yoğun bir haftaya tekrardan başlıyor olacağız. Tabii siz bu videoyu izlerken ben o yoğun hafta içerisinde olacağım. Sizin geçtiğimiz hafta sonunuz nasıl geçti ya da bu hafta sonu için planlarınız neler? Bana aşağıya yorum olarak yazmaya ne dersiniz? Ve vlogları seviyor musunuz? Bu tarz vlogları sevdiyseniz bana yazın ki ben de vlog çekmeye devam edeyim. Çünkü dediğim gibi ben hiç böyle iki günü birleştirmemiştim. İlk defa iki günü birleştirdim. Nasıl oldu? Siz söyleyin. Daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü bu vlog zaten çok uzun bir vlog oldu. Daha da fazla konuşursam bir saati bulacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Uykum geldi. Gelecek diğer videolardan haberdar olmak isterseniz de abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna tıklamayı da unutmayın. Kendimi daha nasıl geliştirebilirim? Ne yapmamı istersiniz? Aşağıya yazın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.